Çok kısa sonra bir basın toplantısıydı. Gazeteciler soru sormak istediler. Orada çok ilginç bir an da yaşandı. Onu birazdan soracağım ama anayasa meselesinde Sayın Kaboğlu çok kısa bir şekilde şimdi şu an itibariyle artık gelinen noktadan sonra sizce CHP meseleyi nasıl gündemde tutmalı ya da yani konuşmamalı mı? Ne yapmalı sizce? Şimdi CHP Hüdapar'a zaten gerekli yanıtı verdi. Belki de gereğinden fazla muhatap aldı. Bu aşamadan itibaren Hüdapar'ın muhatabı Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Çünkü onların ortağıdır. Onların ortağıdır. CHP'nin ilk dört madde karşısındaki tavrı açık. Anayasaya saygı konusundaki ısrarı sürüyor. Parlamenter rejime geçiş konusundaki kararlılığı devam ediyor. Bu bakımdan CHP bu konuda biraz daha ihtiyatlı olabilir. Esasen CHP'nin üzerine gitmesi gereken hususlar bu çelişkiler, yani bu koşullarda ortaklık devam eder mi? Demokrasi sorgulanabilir mi? Cumhuriyet sorgulanabilir mi? Bunlar üzerinde CHP'nin durması gerekir ve tabii bir de bu programda da ortaya çıkıyor ki anayasal bilgi kirliliğini yaratma riski Cumhur İttifakı'nın her zaman var. Bunu yapıyorlar ama şu da var ki büyük ölçüde, belli ölçüde Hüdapar amacına varmıştır. Çünkü Türkiye'nin gündemine tuttu, gündemine getirdi. Bunların sorgulanabileceğini ortakları, evet. Büyük ortakları bu işi bitirdik, senin kapını araladık demek yerine dün Sayın Erdoğan çok geniş bir biçimde, geniş bir hoşgörü tablosu çizdi. Bugün de Bahçeli bir tür gelinim sana söylerim kızım, kız gelin ilişkisi gibi sanki bu konu CHP'nin bir sorunuymuş gibi. Oysa sorun tam da Cumhur İttifakı'nda, bunu bir kez daha vurgulamak gerekir. Evet, bu arada bir izleyicimiz de Musavat Dervişoğlu'nun bir ifadesini hatırlatmış son dönemdeki. Bahçeli'ye çoktan cevabı verdi diye. Malazgirt'te adamın elini kaldırırsanız Ankara'da gelir parmağını gözünüze sokar. Dervişoğlu'nun bu ifadesini hatırlatmış Suat Bey. Ben de hani seyircinin bu hatırlatmasını ekranda evet, hatırlatayım istedim. Şimdi bu basın toplantısında gazeteciler soru sormak istediler. Çok kısa bir oldu zaten. Sanırım bir soru mu sorabildiler? Ama o soru da ilk soruda kaldı. Narin olayı üzerine, Narin'in öldürülmesi üzerine tekrar bir idam cezası gündeme getirildi o soruda. Bakın soru ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin verdiği cevabı görelim. Narin Mesna'ya yapılan caniliğe sert tepki gösterdiniz. Geçmişte bu tür suçlara idam getirmesi yönünde de çağrılarınız olmuştu. Yeni dönemde yapılacak anayasa çalışmalarında bu konuyu gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı? Teşekkür ederim. Anayasanın oluşması noktasındaki konuları dikkatlice takip etmediğiniz anlaşılıyor. Eğer bizim önerilerimiz arasında olup diğer siyasi düşünce ve kuruluşlarla benimsediği takdirde niye olmasın? Olacaksa hangi mutabakatla yeni bir anayasaya kavuşalım, onu düşünmeliyiz. Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin. Türk milletinin artık bundan kocunacak tarafı kalmadığı gibi utanacak tarafları başlamıştır. Çok teşekkür ediyorum. Yani ilgi çekici bir andı. Çünkü soruyu soran Lider Haber muhabiri, hani MHP'ye de yakınlığıyla bilinen bir haber portalı. Dolayısıyla hani o soruyu niye sapıkça bir soru olarak değerlendirdi ben anlayamadım ama Suat Bey çok ileri bir tepki verdi. Sizce neden olabilir? Açıkçası ben de çok şaşırdım. Nereye bağlayacak diye bekledim. Hatta ben o sapık bir takım sapık düşüncedeki insanlara işte bu muamele, işte idam vesaire gibi, yani gazeteciyi niteleyen değil de
işte hani şunları yapan, işte sapıklık yapanların idam edilmesi tabii ki olağandır vesaire gibi, yani bir yere bağlamasını bekledim. Buna bir açıklama getiremiyorum. Yani o sırada bir kafa karışıklığı ya da başka bir şey olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hele bir de dediğiniz gibi eğer Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın bir yayın organının sorduğu soruysa gerçekten anlaşılır değil Senem Hanım. Yani evet. Yani konu çünkü bir de çok karşısında durdukları bir mevzu da değil ölüm cezası konusu. Dolayısıyla hani ben de yani bunu yorumlayamıyorum. Burada bir evet. Bir kafa karışıklığı ya da bir anlam karmaşası oldu. İbrahim Bey, bilmiyorum siz yorumlayabilecek misiniz?